Merhaba gençler. Başlıktan anladığınız gibi YÖK'ten yüz eğitim kılavuzu ne zaman yayınlanır diye bir başlık attık. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı varsa belirtin. Gençler sonuna kadar izleyin bakın. Rica ediyorum. Sonuna kadar izlemeyip soru soran aynı soruyu videonun içine yanladığım sorular var. Bu yüzden sonuna kadar izleyin. Ondan sonra sorunuz varsa sorarsınız. Şimdi arkadaşlar şimdi burada da Türkiye haritasını değerlendireceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yüksek öğretimde bir yüz eğitim kılavuzu bekliyoruz arkadaşlar. Geçen sene de bunu YÖK'ten sıra çarpmıştı. Yeni YÖK başkanımız da böyle bir şey yapmasını bekliyoruz. Twitter üzerinden YÖK'ün nasıl bir eğitim sistemi üzerinden üniversitelerine götüreceğini bir kılavuz yayınlamasını bekliyoruz. Geniş çerçevede geçen sene yapmıştık arkadaşlar. Hatta geçen sene YÖK'te Twitter'a hala varsa geçen seneki tweetlerine bakabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar YÖK'ten bir yüz eğitim kılavuzu bekliyoruz. Bu kılavuzda öğretmenlerin, öğrencilerin aşıları okuldakiler gibi ya da Sağlık Bakanlığı gibi ya da işte bilim kurulu bu kabine toplantısındaki gibi zorunlu olacak mı ya da işte derslere girişte aşı zorunlu olacak mı, yemekhanelere girişte aşı zorunlu olacak mı, yurtlara girişte aşı zorunlu olacak mı ya da onun dışında PCR testi üniversitenin sadece girişinde zorunlu, işte yemekhanede zorunlu mu, kütüphanede zorunlu mu ya da spor salonlarında zorunlu mu üniversitenin? Bunlar hakkında da bilgi gelmesi bekliyoruz. Onun dışında yurtlarda işte seyretmiş bir moda olacak mı? İşte yurtlardan kapı girişinde PCR testi ya da aşı zorunlu olacak mı? Ya da yurtlarda odalar kişi sayısı azaltırıp aradaki mesafe korunacak mı? Bunlar hakkında da bilgi bekliyoruz. Eğitim modelinin hibrit mi yoksa tamamen yüz yüze mi olacağını, yazda nasıl olacağını buna tamamen üniversite karar verecek. Ama YÖK'ün de bu konuda bir açıklama yapmasını biz net bir şekilde bekliyoruz. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Telefonum çaldı. Dediğim gibi arkadaşlar YÖK bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Net bir açıklama. Özellikle bu kılavuz hakkında net bir açıklama bekliyoruz arkadaşlar. Hani bu kılavuzun bir an önce gelmesi lazım. Yani bu kılavuz eğer gelmez ise öğretmenler ya da üniversiteler hani net açıklama yapamıyor. Tabii bir açıklama yapıyorlar. Ama acaba YÖK'te o aynı açıklama yapacak. Tabii tamamen online devri bitti. İsteğe bağlı devir de bitti. Bu konu hakkında da bilgi vereceğim. Ama neticesinde dediğim gibi arkadaşlar YÖK'ün bir kılavuz yayınlaması lazım. Ya hibrit model ya da yüzde diye bir model paylaşması lazım. O yüzden YÖK'ün acilen bir bu dediğim gibi kılavuzu paylaşması lazım. Bakalım kılavuz ne zaman gelecek? Biz zaten online takipçisiyiz. Kılavuz geldiğinde bu orayı paylaşacağız. Bunun dışında yine haritaya bakalım isterseniz. Dediğim gibi o kılavuzda her şeyi yazacaklar. Yurtlarla ilgili, aşılarla ilgili, PCR testleriyle ilgili. Ondan sonra bu eğitim, üniversitedeki eğitim modelleriyle ilgili her şeyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki haritaya baktığımızda artık her geçen gün mavilerin arttığını, her geçen gün kırmızının azaldığını söyleyebiliriz. Zaten birkaç tık daha yükselirse şu iki Şanlıurfa ve Mardin ikisi de kırmızılıktan çıkacak ve en fazla bir ya da iki güne çıkar diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar aşılara baktığımızda birinci doz 46 milyon, ikinci doz 35 milyon, üçüncü doz 7 milyon diye söyledik. Toplam doz 89 milyonu geçmiş durumda 90 milyona yaklaşmak üzere. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim bakın biz hani daha önce şöyle diyorduk. Güneydoğu'da kırmızı yerler dışında Diyarbakır eskiden kırmızıydı ya. Bingöl falan eskiden kırmızıydı. Siirt kırmızıydı. Diyordu ki kırmızı yerler dışında geri kalan her yer hibritte de 100 olur. Bakın dün açıklandı. Diyarbakır en kötü hibrit modeli yüzde eğitimi açacağım dedi. Yani bak demek ki kırmızı yerlerde yüzde eğitimi açıyor. Yani ben 81 için hepsi konuşuyorum. Hiç fark etmez. Şanlıurfa falan vardı falan. Yani en kötü hibrit model olur arkadaşlar. Tabii hibrit modeli Manisa'da hibrit model yapabilir. Bak çıkıp Manisa hibrit yapabilir. Ama çıkıp Şanlıurfa yüzü yapabilir. Tamamen bu oradaki o üniversitenin hazırladığı o önlemlere bağlı. Üniversite öyle bir önlem alacak ki seyretilmiş eğitim odaya seyretilmiş herkes sakın yanlış anlama online değil. Sınıfları ikiye ayrılıyor. Başka gruplar 20 kişi farklı gün geliyor. İşte 20 kişi farklı gün geliyor. İşte mesela o 20 kişinin geldiği gün başka diğer 20 kişinin dersi online oluyor. Ya da başkasının 20 kişi geldiği gün başkasının dersi online oluyor. Yani mesela tarih bölümü okula geldiğinde işte coğrafya bölümü dersi online oluyor. Coğrafya bölümü okula geldiğinde mesela tarih bölümü dersi online oluyor. Böyle düşünün. Fazla kalabalıklaşma olmasın diye. Böyle birbirine şey yapıyorlar, zıt yapıyorlar ki en azından üniversitede kalabalıklaşma olmasın. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, birkaç arkadaş söyleyeyim. Ben bu sene yemekhanenin üniversitede açacağını düşünmüyorum. Eğer açılırsa da belli kapasitede kişi alınacak, yani herkes alınmayacaktır diye düşünüyorum. Bu bilgiyi şu olalım. Dediğim gibi arkadaşlar, 81'in hepsinde yüzde eğitim olacağını düşünüyorum. Zaten hepsine aşılamaya gidiyor. Bize de emin olun hepsi Eylül'ün başına kadar ya da Eylül'ün böyle
5'inden 10'a kadar haritanın çoğu yeri masmavi olacaktır. Zaten bakın şu anda Bursa, işte Kütahya, işte Afyon, ondan sonra bu %70'in üstünde olanlar illaki çok yakın zamanda mavi olacaklardır arkadaşlar. Zaten Kocaeli mavi olmak üzere, İstanbul mavi olmak üzere, yani bu işte Tokat mavi olmak üzere. İşte 70'in üzerinde olan yerler mavi olmaya çok çok yakın, her an mavi olabilirler. İşte mesela bakın Kilis mavi olmuş, görüyorsunuz %78'e. O yüzden mesela %76-77'lere geldiğinde direkt mavi oluyor. Buna şu anda en yakın Kocaeli galiba. İşte Tokat arkasından geliyor ya da işte İstanbul geliyor ya da işte Bursa geliyor ya da Kütahya geliyor. Bunun hepsi mavi olmaya çok çok yakın. Diyorum ya işte bu birkaç hafta içinde çok yer mavi olacak. Hatta şöyle şu sarıların artık hepsinin mavi olacağını düşünüyorum. Bir tek şey Gümüşhane, Ağrı, Iğdır, Sinop, Muş, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Batman, işte Adıyaman bunlar sarı olacak. Urfa'da, Mardin'de kahverengiye dönüşecek. Buralar kalacak. Buralar da bir iki hafta içinde dediğim gibi maviye bürünür. Zaten masmavi bir şehrimiz olacak. Her geçen gün maviler artıyor. Bu dakikadan sonra artık dediğim gibi online çok çok zor. Tamamen yüzde ya da hibrit model. Ben hibrit model olmasına yanayım çünkü hibrit modelde en azından üniversite kalabalıklaşma olmuyor. 2-3 ders online yapıyorlar ki başka bölümüne geldiğinde o online olan kişilerin yerine geldiğinde en azından üniversite kalabalık olmuyor. Dedim ya az önce tarihle coğrafya dönemeydim. Tarih bölümü online olduğunda coğrafya bölümü okula geliyor. Coğrafya bölümü online olduğunda tarih bölümü okula geliyor. En azından bir kalabalıklaşma olmuyor. Tabii üniversitelerin bu sosyal mesafeleri iyi koruması lazım. İyi tedbirler alması lazım. Dediğim gibi her üniversite vaka sayılarının kendi şehrinde artmasıyla inisiyatif alabilir. Yani inisiyatif derken tamamen online anlamda demiyorum. Bazı dersleri online yapabilir. Mesela 4 dersiniz online iken bunu 5 ya da 6 derse çıkartabilir. O yüzden böyle inisiyatifler alabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda haritaya baktığımda 81'in hepsinin ben en kötü hibrit olarak açacağını düşünüyorum. Birkaç ders online olabilir. Onun dışında yüz yüze olur. Dediğim gibi biz artık yüksek öğretim YÖK'ten yüzde eğitim için kılavuz bekliyoruz arkadaşlar. Hani YÖK yüzde eğitim kılavuzu paylaştığında biz tabi size beraber o kılavuzu daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Ama neticesinde 2019'da da bu kılavuz paylaşıldı, 2020'de de paylaşıldı. Neden şimdi bu kılavuz paylaşılmasın ki diyoruz. O yüzden bu kılavuz paylaşıldığında bilgi vereceğiz. Zaten dün Dicle Üniversitesi'nin videosunu attım da farkındaysanız orada rektör biz YÖK'ün yapacağı toplantıdan sonraki açıklamayı bekliyoruz. Demek ki YÖK bir açıklama yapar. Hani o videoyu izlemeyenler kanalımıza o video ve mevcut öyle. Yani Dicle Üniversitesi'nin eğitim modülü dün atıldı. Hemen gidip izleyebilirsiniz. Orada YÖK, pardon YÖK diyorum. Oradaki rektör YÖK'ün bir toplantı yapacağını ve toplantı sonra açıklama yapacağını söylüyor. Biz de o toplantılar doğrultusunda YÖK'ten yüzde eğitim kılavuzunu bekliyoruz. Bakın o kılavuz geldiğinde dediğim gibi biz Fikir Hocam kanalından paylaşacağız. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Sizce YÖK'ten yüzde eğitim kılavuzu gelecek mi ya da ne zaman gelir? Bunu yorumlar kısmına cevaplarsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.